güzellikleri, bitki örtüsü, yeşil ile mavinin kucaklaştığı kıyıları ve uçsuz bucaksız yaylalarıyla Karadeniz'in görülmeye değer güzellikteki şehri Ordu'dayız. Ordu'nun birbirinden güzel lezzetleri bizi bekliyor. Hadi gelin, Ordu'nun tüm güzelliklerini birlikte tanıyalım. Tüm hünerlerini göster bize. Kızardı. Ay çıkaralım, hemen çevirelim diğer tarafını. Oo, servise bakar mısınız? Ordu'nun Perşembe ilçesindeyiz. Ordu'nun denizinden çıkan güzel balıklardan lezzetler yapacağız. Değerli ustam yanımda, Fatih ustam. Ünye'deyiz. Ünye'nin pidesi meşhurmuş. Çok merak ediyorum, Ünye pidesinin diğer pidelerden farkı ne? Ustam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz Bizler inşallah. Bizler de iyiyiz. Ünye pidesinin özelliği nedir? Ünye pidesinin özelliği hamurunun tamamen ustaların elle yoğurulması, elimizle yoğurma, artı köy yumurtası kullanma hamurda. Parlaklık, şeker, tuz, bunları da kullanıyoruz. Peki ustam, hamurun nerede? Hamurumuz yarım saat 40 dakika önceden. Aa, burada hazine var. Evet, bu şekil. Yarım saat 40 dakika dinlenmesi mi gerekiyor? Evet, dinlenmesi gerekiyor. Ben en son pide yaptığımda ağzı burnu bir tarafa gitmişti hamurun. Ünye pidesinin şekli nasıl oluyor onu görelim ustam. Tabii. Şöyle biraz şov istiyorum ama, şöyle bir havalı havalı bir gönderiversen olur mu? Tabii, yaparız. Ne Haydi demek? Fatih ustam. Burada. Size şimdi bir tane çırpma, bir tane kuşkaş yapıyorum. Kuşkaş. Tamam. Kuşbaşı kaşarlı kuşkaş. Kısaltılmışı. Güzel, kuşkaş. Evet. Ondan istiyorum. Tamam. Aa, bir dakika, tekrar istiyorum. Tüm hünerlerini göster bize. Alayım onu ben. Şöyle arkadaşım hazırlamış bize göstermek için. Bu bizim. Evet. Ne peynir o? Bu çökelik. O çökelik. Kaşar peyniri. Şu beyaz peynir. Evet. Ve maydanozumuz var. Bunu güzel harmanlıyoruz. Bu şekil. Şimdi çırpmamızı önce bu şekil başlayarak bu şekil seriyoruz. Şimdi bu çiğden bonfile tarafından olduğu için bunu hamur açtığımız zaman ilave ediyoruz içine. Ama kavurmanın eti normal pişmiş olduğundan onu da yarım pişirip ondan sonra ilave ediyoruz. Hay hay. Onu öyle boş gönderiyoruz. Biraz evet, piştikten sonra çıkarıp kavurmasını sonra... ve kaşarını evet, koyuyoruz. Aynen, öyle mi? Aynen. Çünkü zaten kavurma pişmiş olduğu için. Evet. Gönderelim ustam. Evet. Fırına gitsin Ünye pideleri, fırına. Kavurmalı kaşarlı da ilk önce ekmeğini biraz pişiriyoruz. Ondan önce eritilmiş tereyağı döküyoruz. Sonra evet. Çıkaracağız. Üzerine kavurmasını, üstüne kaşarını tekrar fırına göndereceğiz. Evet. Sonra keseceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Ustam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ne demek. Çok sağ olasın. Siz de sağ olun, ben teşekkür ederim. Ben soframa gidiyorum ve pidelerimi bekliyorum. Tamam. Gönlünden ne koparsa gönder. Çeşit tamam. Çeşit olsun, zengin tamam. Olsun sofra sanki, değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Sabırsızlıkla pidelerimi bekliyorum. Ustam çıktı mı? Hazır. Alabilir miyim?
Şöyle hoş geldiniz, buyurun. Çırpma bidemiz. Peynir karışımları, maydanoz, yumurta. Kavurmalı pidemiz. Kavkaç. Kuşkaşı kaşarlı pidemiz efendim. Kuşkaş. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Lafı çok lafı. Sağ olun. Ay hangisinden başlasam acaba? Oo. Sıcak sıcak yiyelim. Ben bu güzel lezzetleri yemeye devam edeceğim. Ardından Ordu'yu gezmeye, güzelliklerini keşfetmeye sizler için lezzet haritasında devam edeceğiz. Magnetler, hediyelik eşyalar Ordu merkezde. Ay çok hoş. Karadeniz kadınını temsil eden. Evet, fındıkçı kız diyoruz bunları. Fındıkçı kız. Evet. Ne kadar fiyatları? 10 lira civarında. 10 lira. Oh. Ay. Buraya her gelen, Karadeniz'e her gelen mutlaka alır değil mi? Evet, evet. Boyunlarına. Bunlardan yazın çok güzel satıyoruz yani. Fiyatımız da çok uygun. Ne kadar? 5 lira. 5 lira. Evet yani. Çok hoş. Bandanalar da var. Senin boyuna bağlanıyor. Hı hı. Yöresel örtülerimiz. Çok güzel. Ordu'ya geldiğinizde El Sanatları Çarşısı'na mutlaka uğrayın. Kendiniz için, sevdikleriniz için alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Muhteşem bir yere geldim. Burası denizden yüksekliği 1500 metre olan Perşembe Yaylası. Şahane bir yer. Özellikle iki tane lezzeti çok güzel yapıyorlarmış. Kuzu fırın ve tavada et. Acaba bu etleri nasıl yapıyorlar? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Usta, isminiz nedir? Serhat ismim. Serhat Usta, evet. Bize güzel lezzetler yapacak. Evet. Neydi onlar? Tavada et yapacağım ve kuzu fırın yapacağım. Harika. Önce hangisini yapıyoruz? Önce tavada eti yapıyoruz. Tavada et. Evet. Malzemeleri hazırlamış. Sıra aynen. Sıra dizmiş. Özenmiş, evet. Bizi bekliyor. Aynen, tavada evet. Etin malzemelerini tek tek sayar mısın Serhat evet, Usta? Tabii ki. İlk önce etimizden başlıyoruz. Kuzu etimiz. Sonra domatesimiz var. Al biberimiz var. Yani kırmızı biber. Patlıcan, mantar, patates, kabak ve charleston biberimiz var ve de soğanımız var. Harika. Sonra manda tereyağımız var. Oo. Evet, sarımsağımız var. Bu bir anlamda da sebzeli et değil mi? Evet, sebzeli et. Tavada öyle. Sebzeli et aslında. Çok güzel. Hemen hazırlamaya başlayalım usta. Tabii buyurun. Ki. İlk önce soğanımızı alıyoruz. Sonra sarımsağımızı doğruyoruz. Biberlerimizi doğruyoruz. Charleston biberlerimizi. Ve al biberlerimize geçiyoruz. İri iri doğramamızın sebebi küçük doğradığımız zaman içinde kayboluyor fırını. Hı hı. Onun için iri doğruyoruz. Biraz gelsin çatala, biraz dişe evet. Gelsin sebzeler. Zaten eriyor. O mantarlar. Pijama şeklinde doğranmış olan patlıcanlarımızı yine aynı büyüklüklerde. Evet. Hepsi eşit şekilde doğruyoruz. Sonra yayla patateslerimizi doğruyoruz. Zaten en büyük lezzeti yayla patateslerimizdir. Evet, şimdi baharatlarımızı koyacağız. Hmm. Pul biberimiz ve kekiğimiz.
sonra tuzumuz. Bunları süper. Bu şekilde evet. Şimdi bunları karmalayacağım. Bakır tavamızı alıyoruz. Sonra bu tavanın dibine ilk önce yağlıyoruz tereyağıyla. Kenarlarını yapışmasın diye. İçine etimizi koyuyoruz. Kuzu etimiz döş ve but kısmından küçük küçük doğranmıştı. Evet, evet. En altına etimizi koyuyoruz. Evet. Tamamdır. Üstüne malzememizi koyuyoruz şu şekilde. Domates en üstüne mi? Evet, domates en üstüne. Bunun ağzını alüminyum folyo falan bir şey evet, yapacak mısınız? Evet, alüminyum folyoya kapatıyoruz. Tavada sebzeli etimiz hazır. İçerisine, kabımızın içerisine yerleştirdik. Üzerine alüminyum folyo ile sardık. Şimdi fırına vereceğiz. Evet. Peki ne kadar süre pişecek ustam? Yaklaşık 3 saat önce pişecek. Oo! 3 saat evet. O zaman hemen gönderelim. Yani. Bu pişerken de özel diğer güzel lezzetimizi yapalım. Fırında kuzu yapalım. Serhat ustam fırında kuzu için tüm hazırlıklarını yaptı. Evet. Ustam bu nedir ya? O yadigarımız bizim. Yadigar. Evet. El yapımı mı bu? Evet, el yapımı. Kaç yıllıktır bu? Bu 20 yıllık. Vardı. Evet, 20 yıllık var. Satır kullanacağız. Evet. Fırında kuzumuzu yaparken. Evet. Çok güzel. Neler kullanacağız peki? Çember yağımız var ilk önce. Çember yağı dediğiniz iç yağ. Evet, iç yağ. Yağımız var. Evet. Sonra kekiğimiz var. Evet. Özel yağ ya da tutamak kekiğimiz. Sonra yağımız var, sıvı yağımız var. Yine kuzunun kemiği ve evet, defne yaprağı kuzunun var. Kuzunun kemiği ve defne yaprağımız var. Sonra bir de kuzumuz var. Kuzumuzun ön kol evet, mu? Evet, ön kolu. Ön koluyla hazırlayacağız. Evet. Buyur ustam başlayalım. Şu şekilde bölüyoruz. Sonra tepsimizi alıyoruz. Tepsimizin içine... Kemiği sıyrılmış etimizi koyuyoruz. Altına yapışmasın diye. Buna tandır da diyorsunuz siz evet, aynı zamanda değil mi? Evet, tandır diyoruz. Evet. Bildiğimiz tandırlardan farklı fırında yapacağız. Ve tavaya dizilip de yapılıyor. Evet, sonra kuzumuzu yerleştiriyoruz üstüne. Şu şekilde sonra fırınımıza sürüyoruz. Şimdi üstüne hemen. Kekik atıp. Biraz kekik. Bu kadar mı? Altının üstünü kızartacağız. Fırına vereceğiz. Sonra geri alacağız ve tenceremize yerleştireceğiz. 4 saat boyunca fırınımızın aynı ocak köşesinde bekleyecek. Ama 4 saat pişmeden önce bir 5'er dakika evet. Altına kızarması gerekiyormuş. Evet. O zaman fırına gönderelim. Evet. Fırına. Böylece. Evet öylece. Öylece gider fırına. Fırından lezzetin sesi geliyor. Cozur cozur cozur. Etimiz evet. Kızardı mı? Evet kızardı. Ay çıkaralım hemen çevirelim diğer tarafını. Alt üst yapıyoruz şimdi. Ustam buraya koy. Ama elin yanacak değil mi? Evet. Sen kürekle getirebilir misin buraya? Şu şekilde getireyim bir dakika. Getir getir. Şu şekilde. Ay çok güzel. Kokusunu da vermiş. Çevir ustam. Sana zahmet ha. Çevirdik. Diğer tarafı da kızarsın. Tekrar fırına veriyoruz. Bir 5 dakika daha diğer tarafı kızarıyor. Yine sesinden anlaşılıyor. Bizim et oldu galiba. Evet oldu. Et suyunu bıraktı. Cozur cozur sesler geliyor. Onu da çıkaralım. Getir ustam. Bunu mu alacağız? Evet onu alacağız. Bir dakika. Üzerine sadece kekik atmıştık. Evet. Etimizi tabağa alıyorduk. Bu şekilde. Ve kemiklerimizi aynı şekilde tavamızın altına yerleştiriyoruz.
aynı şekilde yapışmasın diye ve üstüne etimizi koyuyoruz. Neden onda yapmadık, devam etmedik? Bunda lezzeti yapışıyor. Burada kaldı. Ha, yapışıyor diye. Evet. Şimdi tuzunu atıyoruz. Lezzetimiz kaçmasın. Evet. Sonra defne yaprağımız. Evet. Koyuyoruz. Tat versin ve kokusu değişsin diye. Sonra çember yağımızı üstüne seriyoruz. Yanmasın diye. Ve yağ aşağıya doğru akacak. Evet. Ete de lezzetini verecek. Evet. Sonra üstünde folyoyu kapatıyoruz. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Dört saat kadar böyle kuytu ağır ağır lezzeti içinde kalacak ve 4 saat sonra enfes bir lezzet olarak çıkacak. İçeride bir diğer lezzetimiz de var. Az önce göndermiştik. O da 3 saat pişecekti. Evet. Neydi? Sebzeli tavada et. Onun yanına bu güzel lezzetimizi gönderiyoruz ve 4 saat sonra iki güzel lezzetimiz de hazır. Ben sofraya gidiyorum ve bu iki tane güzel enfes lezzetimi bekliyorum. Buyur usta. Ayvaslı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndayız. Çok güzel lezzettik. Ordu'ya özgü lezzetler yaptık ama soframda çok güzel başka lezzetler de var. Onlar neler, hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Salatam var, yaylanın patatesi var. Küçük küçük çok lezzetli olduğunu söylediler. Yaylada yetişen hayvanın kuzunun pirzolası var. Lahana dolması var. Lahanaya pancar diyorlar. Pancar diblesi de var. Pezi turşusu var. Tereyağı, bal var. Yöresel. Mısır ekmeği var ve kızarmış ekmeğim var. Şimdi yaptığımız lezzetler görünce onları bir an önce almak istiyorum. Oo, servise bakar mısınız? Teşekkür ederim. Yüzüm güldü. Harika. Ay, ellerinize sağlık. Sebzeli tavada et yaptık. Bir de kuzu fırın yaptık. Altında da kuş üzümlü güzel pilavımız var. Şimdi hemen ilk önce yaptığımız lezzetlerin tadına bakmak istiyorum. Daha sonra diğer güzel lezzetleri de yiyeceğim. Pirzolayla devam ediyorum. Sonra patatesimi tuzlayacağım, yiyeceğim, dolmalarımı yiyeceğim, pezi turşumu yiyeceğim ve biblemi yemeyi de unutmayacağım. Ordu'da o kadar güzel lezzetler var ki, bakalım sırada Ordu'nun hangi güzelliği var, çok merak ediyorum. Burada güzel lezzetlerin tadına bakalım, Ordu'nun güzellikleriyle de lezzet haritası devam etsin. Çıktık. Burası şahane. Bir tarafınızda deniz, bir tarafınızda yerleşim yeri. Ordu'yu tamamıyla görebiliyorsunuz. Ordu'ya geldiğimi hissettim gerçekten. Bakalım Boztepe'de bizi neler bekliyor. Hadi gelin.
harikalar yalnız. Burayı inlettiniz ahşap ya, o nasıl bir topuktur yahu Karadeniz erkeğinde. Karadeniz'in kostümüne bayılırım. Yöresel kıyafetine bayılırım. Kızlarımızın, erkeklerimizin güzelliğine bakın. Şahanelerdi. Ordu Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibiyle birlikteydik. Şimdi burası inlemeye. Show TV ekranı inlemeye devam edecek mi? Evet. Edecek. Tüm hızıyla devam edecek. Tüm hızıyla eğlencemiz, coşkumuz, Karadeniz'den yükselen sesimiz lezzet haritasında devam ediyor. İlçesindeyiz ve Ordu'ya özgü, Ünye'ye özgü güzel lezzetler yapacağız. Yanımda çok genç bir arkadaşım var, Seda Nur var. Bize gemici çorbası ve sütlü can köftesi yapacak. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol, siz? Ben de iyiyim. Yaş kaç? 23. 23, canım benim, daha ufak gösteriyorsun ama. Evet, öyle diyorlar. Ama çok marifetli. Malzemelerimiz burada. Öncelikle gemici çorbası yapacağız. Hı hı. Sen bize tek tek sayabilir misin neler kullanacağız? Evet, süpürgemiz var, eriştemiz, tereyağı, soğan, tuz, pul biber, karabiber, domates ve biraz da biber salçamız ve sıvı yağımız var. Harika. Hemen hazırlamaya başlayalım mı? Tamam. Buyurunuz. Önce soğanları. Fasulyemiz de çok güzel. İri iri. Bu haşlanmış mı? Yok, çiğ. Çiğden. 2 büyük boy soğanımızı doğradıktan sonra tencerimize aldık. Sıvı yağımızı. Sıvı yağ, evet. Ne kadar koyayım? Yeterli. Tereyağı da ekleyeceğiz. Harika. Şimdi önce soğanımızı kavuruyoruz, değil mi? Evet. Şuradan biraz da tereyağı biraz ekleyeceğim. Biraz tuzunu atayım da. Tabii. Çabuk kavrulsun. Tereyağımızı da attık. Evet. Harika. Şimdi gemici çorbası için soğanımızın sıvı yağda ve tereyağda iyice kavrulmasını bekliyoruz. Soğanımız güzelce öldü, kendini evet bıraktı. Çok da kızartmıyoruz değil mi? Çünkü fasulyemiz yok, de var. Yok, şimdi salçayı ekleyeceğiz. Buyurun. Hem biber hem de domates salçamız var. Evet. Evet, şimdi buna fasulye ekleyeceğim. Fasulye de gerçekten çok güzel, iri iri. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sıcak su ekleyeceğiz ve pişmeye bırakacağız. Sıcak su. Güzelce kaynayacak. Evet. Pişireceğiz. Ne kadar süre pişecek? Bu yarım saat civarında pişecek. Güzel. Hı-hı. O zaman orada pişmeye kalsın. Olur mu? Eriştemiz ve baharatlarımız burada dursun. Çünkü bunları birazdan pişmeye yakın eriştemizi atacağız. En sonra da baharatlarımızı evet atacağız. Öyle mi? Gemici çorbasına devam edeceğiz ama şimdi diğer güzel lezzetimize geçelim istiyorum. O da pratik bir lezzet. Evet, çok pratik. Bir pratik lezzet daha yapacağız. Sütlücan köftesi yapacağız. Sütlücanın köftesi nasıl oluyor? Sütlücan nedir? Onu görelim. Sütlücan bu mudur? Evet, içinde bunun pirinç var. Pirinç daha tutsun sütlücanı diye. Harika. O zaman bunu kullanacağız. 2 yumurtamız, evet, unumuz, tuzumuz, karabiberimiz ve pul biberimiz, evet, var. Hemen hazırlayalım mı? Sütlücanlarımızı, pirinçli olan sütlücanlarımızı kasemize aldık. Şimdi 2 yumurta kırıyoruz. Un da bağlayıcı olsun diye, dağılmasın diye. Biraz karabiber. Onu yağda mı kızartacağız? Evet, yağda kızartacağız. Şimdi unumuzu mu, evet, koyalım? Evet, şimdi un ekleyeceğiz. Sen bana yeterli lütfen. Tamam. Harika.
harcımızı, köftemizin harcını hazırladık. Şimdi tavamızı ve yağımızı güzelce kızdıralım. Yağımızdan seslerimiz gelmeye başladı, ısındı. Şimdi sütlacanları ekleyeceğim. Kaşığımı şu tavadaki yağla yağlıyorum ki yapışmasın diye. Güzel öğretmişler kızımıza. Annenden mi öğrendin? Evet. Annelerimiz. Şöyle sıyırıyorum. Gene yağlıyorum. Ha. Gemici çorbasına da bir bakayım. Oo, çok güzel kaynamış. Birazdan pisin atalım mı erişteleri? Biraz daha pissin. Biraz daha sonra pissin. Erişteler hamur olmasın çünkü. Lapa lapa değil mi içinde? Oo. Evet, kızarmaya başladı. Evet. Yanlarından belli oluyor zaten. Çok güzel kızardılar. Arkası da kızarmıştır. Bakalım mı? Evet. Arkası da hazır. Harika. Şahane oldu. Alabiliriz servis tabağıma. Yağını süzdüre süzdüre servis tabağına alıyoruz. Sonra yoğurtla birlikte servis ediliyor. Yoğurtla birlikte yeniliyor. Sütlücan köftemizi hazırladık. Çok da pratik, çok özel bir lezzetleri. Özellikle Ünye'nin, Ordu'nun çok severek yedikleri bir lezzet. Şöyle. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ay çok güzel. Şahane. Hiçbir yere gitmesin, önümde dursun. Bakalım mı hayatım? Bakalım. Oldu mu fasulyeler? Fasulyeler, evet olmuş. Oldu. Şimdi erişteyi ekleyelim. Hepsini atıyorum. Evet, hepsini atalım. Yemici çorbasında önce soğanımızı, tereyağı ve sıvı yağda güzelce kıyı salçası ve biber salçasını ilave ettik. Fasulyelerimizi ilave ettik. Biraz daha kavurduk salçayla soğanla ve fasulyeyi hepsi bir arada. Sonra üzerine suyumuzu koyduk. Bir yarım saat kadar pişirdik. Ardından eriştelerimizi ilave ettik. Sonra bir 5 dakika sonra tuzumuzu, karabiberimizi ve pul biberimizi ilave edip servis edeceğiz. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Harika. Bildiğimiz fasulyeyi yapıyoruz, içine erişteyi atıyoruz. Ordu'da, Ünye'de çok seviliyor ve gemici çorbası oluyor. O zaman ben soframa gidiyorum. Gemici çorbamın tadına bakacağım. Sütlücan köftemin tadına bakacağım. Farklı güzel lezzetler de olacak. Tabii değil ki, mi? Tabii ki. Harika. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Canım benim. Mutfağa çok yakışıyorsun. Elin çok yakışıyor gerçekten. Mutfakların açık olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Sofraya gidiyorum ama size bir sürprizim var. Hadi gelin. Harikaydı. İnsan hep devam etsin istiyor. Çok güzel bir ekiple birlikteyim. Ünye'nin sanatçıları var, müzisyenleri var yanımda. Çok güzel bir türküyle girdik. Birazdan Ünye Ordu türküleriyle de devam edeceğiz. Şahane bir sofra hazırladık. Ünye'de özel iki lezzet yaptık. Neydi onlar? Gemici çorbası ve sütlücan köftesi. Ama öyle bir sofra hazırladılar ki çok güzel lezzetler var. Mesela Ünye'nin lokumu var. Sonra pazı kavurması var, dolma çeşitleri var, lahana, etli dolma ve sarma var zeytinyağlı. Sonra patismanya diyorlar, burada özellikle fırınlarda yapılıyor. Tatlı olarak, kek olarak, üzerine krema ile farklı şekillerde yiyorlarmış. Sonra dağ çileğini orada görüyoruz, orada da reçelini görüyoruz. Dağ çileği özellikle Ünye'ye has bir meyve, çok özel bir lezzet ve ormanda, ağaçların altında, fındıkların altında tek tek toplanıyor. Mayıs aylarında toplanıyor. Bir aylık bir süresi var ve ardından reçeli yapılıyor veya porsiyonlar halinde derin dondurucuya kaldırılıyor. Çok faydalı, çok besleyici, güzel bir meyvedir. Sonra orada cırıtma var. Maydanozla, peynirle, yumurtayla ve unla hazırlanıyor. Aynı yapmış olduğumuz
sütlü can köftesi gibi su böreğini koymuşlar, turşu kavurmasını koymuşlar. Bir de biber tuzu var. Ünye'nin çok özel bir lezzeti. Bunların olmazsa olmazı. Eylül ayında kış ayı için özel olarak hazırlanıyor. Biber öğütülüyor, cevizle fındıkla hazırlanıyor ve sabah öğle akşam sofralarına mutlaka biber tuzu var. Yapımı da çok zahmetli ama bir o kadar da lezzetli bir yemek diyelim. Ekmeğe sürerek de biber muhteşem olur. Ben öncelikle yemici çorbasının tadına bakmak istiyorum. Şahane gerçekten. Diğer lezzetleri diyeceğiz. Sonra hep beraber yiyeceğiz ama ben sizden Ordu'ya gelmişim. Ordu'nun derelerini rica edeceğim. Ordu'nun dereleriyle, Ordu'nun güzel türküsüyle lezzet haritası devam ediyor. Seni ellere ordu üstüme kalsa sürmedim aman. Vermem seni küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmedim aman. Beni sana vallahi ben demedim, sürmedim ama. Lezzet uzmanı Korkmaz'la kısa bir ara. Ya da para kartla garanti posu olan her yerden yapacağınız her 100 TL'lik alışverişte 10 ile 25 TL arası bonus. Ordu'nun Perşembe ilçesindeyiz. Ordu'nun denizinden çıkan güzel balıklardan lezzetler yapacağız. Mustafa ustam yanımda, evet. Bize kırlangıç şiş yapacak, ardından iskorpit saç tava yapacak. Merhaba ustam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Bizler deyiz. Kırlangıç balığımız önümüzde. Evet, önümüzde. Özel bir balık değil mi? Tabii, kırlangıç özel, yani çok çıkan bir balık değil. Evet. Güzel. Diğer malzemelerimiz nelerdir? Sos yapacağız. Sosa sirke, yağ, tuz, pul biber, karabiber, sarımsak, domates ve biber. Biraz defne yaprağımız da var. Onu da ilave edeceğiz sosa. Harika. O zaman evet. Önce sosumuzu mu hazırlayalım? Önce sosu hazırlayalım. Sosumuzu hazırlayalım. Bu sosumuzu sadece kırlangıç balığı için değil, diğer balıklar için de kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz genelde. Çünkü herkes kırlangıç balığını bulamayabilir. Tabii, ama doğru. Evlerinde levrek yapacak olanlar, çupra yapıdan yapacak olanlar da bu sostan yararlanabilirler. Aynen, değil mi? Aynen, yararlanabilir. Balık için özel sos yapıyoruz şimdi. Evet. Buyurun ustam. Şöyle rendemizi alalım. Hı. İnce tarafıyla. Önce sarımsaklarımızı rendeliyoruz. Rendeleyelim. Şöyle sirke. Birazcık sirke. Evet. Şöyle yağ. Biraz yağ bol olsun. Tuz alayım. Daha sonra alsak da olur aslında. Karabiberimizi koyuyoruz. Pul biber. Bunları balığa koyduktan sonra çoğaltabiliriz. Evet, tepki yaprağını alıyoruz. Şöyle. Daha aroması çıksın diye. Birazcık parçalıyoruz onu. Parçalıyoruz. Şu
Daha sonra karıştırıyoruz. Olay bu. Sos harika. Hazır. Sosumuz hazır. Sos o kadar hazır. Da pratik. Evet. Şimdi balığımızın neresini kullanacağız? Balığımızın kılçık olmayan tarafını, yani kuyruk kısmını kullanacağız. Hı hı. Kırlangıç balığından şiş yapacağız. Şiş yapacağız. Güzelce yediriyoruz evet, sosumuzla evet. Balığımızı. Yedireceğiz. Vallahi bu. Bir porsiyonu hazırladık. İki evet. Şiş. Cızırtadı. Balığı atabilirsiniz diyor ya. Evet, evet. Buyur ustam. Tamam, o zaman altını önce kısıyoruz. Kısık, kısık ateşte olacak. Şöyle bırakalım. Bunu da bırakalım. Evet. İtinayla çevire çevire kırlangıç tamam. Balığımızı güzelce pişirelim. Kırlangıç balığı şiş pişti. Şu an servise hazırlayacağız. Servise hazırlayacağız. Tabağa alalım. Şöyle. Harika. Birinci lezzet tamam. Gelelim ikincisine. Ne yapacaktık? İskorpit balığından saç tava yapacağız. Saç tava yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Mustafa Usta'dan öğrenelim. İskorpit balığından saç tava için tüm malzemelerini hazırladı. Evet. İskorpit balığımızın ayıklanmışı var. Bir de şunu elini alıp gösterebilir misin? Tabii tabii. Ayıklanacak halde bu çirkin bir görünüşü vardır. Tabii estağfurullah. Evet. Değişik bir balık. Değişik bir balık. Ayıklanması zor. Sen tabii, ayıklamışsın. Tabii. Hazır hale getirdik. Ayıkladık. Bu mesela ayıklayınca çok mu az kalıyor? Tabii az kalıyor. 1 kilodan 100 gram kalıyor şu haliyle. Evet. Sadece bizim kullandığımız kısım bu. Ha şu kadar bir balıktan. Tabii tabii. Evet bir balıktan bu kalıyor. Güzel. Diğer malzemelerini sayalım. Diğer malzemeleri sarımsak, yağ, maydanoz, domates, biber, baharatlarımız var. Karabiber, pul biber, kekik. Ve tuz. Ve tuz evet. Güzel. Hemen başlayalım. Tam nasıl yapacağız saç tavamızı? Başlayalım. Önce biberi alıyoruz. Sarımsak, domatesimizi kesilir, şöyle. Yine biraz sıvı yağ koyacağız değil mi? Sıvı yağ koyacağız, evet. Sen bana yeter der misin? Yeterli. Ne? Şimdi bir taraftan da eğer balık irirse inceltiyoruz. Şöyle işliyoruz. Cızırdadı ustam yalnız. Evet, cızırdadı. Cızırdadı ise biberi atıyoruz sarımsakla beraber. Çok kolay. Sarımsak, biberi güzelce yağda biraz kavuruyoruz. Balığımızı atıyoruz, domatesimizi, baharatlarımızı atıyoruz. Atıyoruz. Ve ortaya şahane bir lezzet çıkıyor. Evet, evet. Aynen doğru. Yapması da çok basit zaten. Çok pratik. Evet. Balığımızı da atalım, beraber pişsinler. Evet, şimdi domatesimizi koyacağız. Evet, şimdi baharat ve tuzlar. Karabiber. Pul biber. Şey, evet, pul biber. Karası pulu karıştı pul kameraları biber. Görünce. Pul biber, karabiber. Çok az kekik, çok az. Ve tuz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. İşte bu kadar. İskorpit saç tava yaptık. Hakkını verdik. Perşembedeyiz, Ordu'dayız. Şimdi şahane bir sofra kuracağız değil mi ustam? Aynen. Şimdi pişmesine yakın maydanoz. Şöyle. En son atıyoruz. Ay, en son maydanoz. Her yemekte olduğu gibi. Evet.
Hop. Evet. Şahane. Şahane. Harika bir soframız olacak. İskorpit balığından saç tavamız olacak. Evet. Sonra ne balığıydı? Kırlangıç. Ha, kırlangıç balığından şişimiz olacak. Başka güzel lezzetler olursa da Ezgi kızın çok memnun olur. Tamam. Sever böyle zengin tamam. bir sofra. Tamam. O zaman ben sofraya gidiyorum. Güzel lezzetlerle sizlerleyim. Sağ olasın ustam. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Perşembe ilçesinde Mustafa ustamla birlikte çok güzel lezzetler yaptık. Ordu'nun denizinden çıkan kırlangıç balığından şiş yaptık. Sonra iskorpit balığından da kavurma yaptık, saç tava yaptık. O da bol sebzeyle güzel görünüyor ama soframda Ordu'ya özgü güzel lezzetler de var. Perşembe'nin kendine has güzel lezzeti cevizli helva var. Sonra fasulye kavurması, Sakarca kayganası, Sakarca'ya sütlücan da diyorlar, mısır ekmeği ve turşu çeşitleri var. Burada size göstermek istiyorum. Üzümün kozağından turşu yapmışlar. Bir de kirazın da turşusu var. Çok zengin. Biberi, lahanası, havucu onları saymıyorum. Şimdi öncelikle balıklarımla başlamak istiyorum. Nasıl olmuşlar merak ediyorum. Şöyle mısır ekmeğimden alayım. Ordu'ya geldik. Ordu'ya gelince sadece lezzetler değil, müziğin coşkusunu da yaşamak lazım. Ordu'ya gelince kemençenin sesini mutlaka duymak lazım. Şimdi size bir kemençe üstadını çağırmak istiyorum. Hayri Aslan bize Ordu'ya özgü güzel türküsünü kemençe eşliğinde söyleyecek. Hoş geldiniz. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Şöyle buyurun, biraz yaklaşın lütfen. Buyurun. Nasılsınız? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz. Bizler de iyiyiz. Şöyle kulağımızın pası gitsin. Tamam efendim. Lütfen buyurun. Bahçeye gel bahçeye, bahçeye gel bahçeye. Kuru fındık bulursun, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, alacaksan al beni. Sonra pişman olursun, sonra pişman olursun. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları zil çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmaklarım ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Çok teşekkür ediyorum Hayri Bey. Ederim. Çok sağ olun. Ordu'nun güzellikleriyle sizler için lezzet haritası devam ediyor. Merkeze bağlı Kayabaşı Köyü. Çok güzel bir köy. Çok da güzel yağmur yağıyor. Şimdi hanımlar bizim için hazırlık yapmışlar. Acaba hangi güzel lezzetleri yapacaklar? Hadi gelin görelim. Geldiğin için çok sevindik. Her gün televizyon izliyoruz seni. Canımsın. Vallahi benim, evin vallahi. Kızı gibi gördüm ben seni. Hiç ay. Yabancı gelmedin. Vallahi yabancı gelmedin ha. Sanki benim kapı komşuyuz. Ay. Sakine. Sakine ablam. Evet canım. Size ne yapacaksın? Hayatım. Sana ne yapacağım? Bugün sizlere fırın fasulyesi yapacağız. Fırın fasulyesi yapacak. Evet, teyzeciğim. Güzelim nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş İyiyim. Bulduk. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sen ne yapacaksın bize? Ben de size mısır çorbası yapacağım. Mısır çorbası ve fırın fasulyesi yapacağız. Evet. Ablama gidiyorum. Çok güzel giyinmişler. Bakar mısınız şunlara?
yöresel kıyafetler. Ay hoş geldin. İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Tamam. Canlarım sizi unuttuğumu sanmayın. Ne var ne yok? Bizler de iyiyiz canım benim. Hoş bulduk. Hoş bulduk canlarım. Oturmuşlar, burası loca bölümü, seyir kısmımız. Burada güzel lezzetler yapacağız. Sonra hep beraber sofrada bir araya geleceğiz. Sen ne yapacaksın Pervin ablacığım? Sakarca mıhlaması yapacağım. Sakarca mıhlaması? Evet. Bu sakarca dediğiniz mi? Evet, sakarca dediğimiz. Bu kendiliğinden doğada oluşan bir soğansı bitkilerden. Bu haliyle. Diğer malzemelerimizi de sayalım mı? Soğan, havuç, patates, yumurta, tereyağı, sıvı yağ katıyoruz. Pul biber ve tuz. Bir de maydanozumuz var. Maydanozu süslüyoruz üzerine. Süslemek için. Evet. O zaman sakarca mıhlaması bizim Kayabaşı köyümüzün yöresel lezzetini hemen yapalım. Tüm detaylarını öğrenelim. Buyurun Pervin ablacığım. İki soğanımızı doğradık. Biraz da tereyağı koyalım. Tereyağımız da. Patatesli, havuçlu, soğanlı ve sakarca zaten asıl ana maddesi. Yumurta ile birlikte güzel bir mıhlama yapıyoruz. Bu sakarcalarımızı iri iri doğruyoruz. Tuzumuzu da ilave edelim. Sonra da yumurtayı evet. Üzerine mi kıracağız, çırpıp mı dökeceğiz? Çırpacağız. Üzerine maydanozumuzu da doğradık. Kapağını kapatıyoruz. Altında. İki dakika sonra mı? Evet. Altında 2 dakika sonra kapatıyoruz. Bizim güzel sakarca mıhlamamız hazır. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Müzeyyen teyzemin yanına gidiyorum. Bize mısır çorbası yapacak. Nasıl yapacak onu görelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Canım benim. Sıra geldi mısır çorbasına. Evet. Şimdi sen Müzeyyen teyzeciğim malzemelerini tek tek sayar mısın? Evet, önceden kaynar suda ıslattığımız mısırımız var. İçine koyacağımız haşlanmış fasulyemiz var. Üzerine koyacağımız tereyağımız piştikten sonra pul biberimiz, tuzumuz, nanemiz, servis yaparken yoğurdumuz var. Harika, o zaman hemen hazırlayalım evet. Besleyici olan mısır çorbamızı. Evet, şimdi mısırlarımızı önceden ıslattık. Böyle tenceremize koyuyoruz. Suda ne kadar bekledi? Kaynar suda 2 saat yeterli oluyor. Altı yanacak mı aynı zamanda? Hayır, hayır. Ha. Orada demlenecek. Anladım. Kapağını kapatacağız. Evet. Ve şişmesini bekleyeceğiz. Fasulyelerimizi koyalım. Haşlanmış olan fasulyelerimiz. Evet, haşlanmış olan fasulyelerimiz ve tuzumuzu bir miktar koyalım. Hazır tuz olmasın. Şimdi ateşe koyacağız. Önceden hazırlamış olduğumuz kaynar suyumuzu ilave edip pişmeye bırakacağız. Ne kadar süre pişecek? 1,5 saat yeterli oluyor. Şimdi böyle. Piştikten sonra pul biber, tereyağı üzerine eritip dökeceğiz. Eritip dökeceğiz. Evet. O zaman bu burada pişsin. Evet. Çünkü 1,5 saat pişecekmiş. Ben de o arada Sakine ablamın yanına gideyim. Fırın fasulyesi yapacaktı bize. Malzemeleri de görüyorum zaten. Sakine ablacığım. Evet canım. Şimdi malzeme listesini görüyorum. Tek tek paylaşır mısın bizimle? Tabii, ne demek. Kıymalı yapacağız bugün. Kıyma katacağız. Fasulyesini katacağız. Salçası, biberi, tereyağısı. Normal taze fasulye gibi. Aynen. Kıymalı taze fasulye gibi evet, pişireceğiz. Evet. Güzelsin. Evet canım. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hayatım senin kadar değil ama işte. Ay bir tane. O zaman hemen yapmaya başlayalım. O dana kıyması mı, kuzu evet, kıyması tatlı. Mı? Dana. Başlayalım soğanımızla galiba. İki tane soğanımızı doğradık. Tuzumuzdan da atalım. Çabuk kavrulsun şöyle. Domates salçası. Evet. Şimdi bu arada suda
Doğrayalım. Doğrayalım. Önce fasulyeleri topluyoruz. Evet. Taş fırında kurutuyoruz. Hı. Güzelce sonra kuruttuktan sonra haşlıyoruz. Sıcak suya sokup çekiyoruz. O yumuşuyor. Bu hale geliyor. Ve şimdi onu pişirmeye alacağız. Harika. Dana kıymamız. Hem tereyağı hem sıvı yağ kullanıyoruz. Evet, evet. Soğanımızı koyduk, biraz kavurduk, sonra salçamızı ve kıymamızı, kıymayı dana kıymasını koyduk. Bolca koyduk kıymayı. Evet. Koy anneciğim sana. Koyarız fasulyesi. Bir de çeviririz şöyle. Bence de çok güzel olacak. Ana malzememiz olan fırında fasulyemizi de içine ilave ettik. Evet. Soğanla, salçayla, tereyağıyla ve kıymayla güzelce kavuruyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir cıkırasın. Bir cıkırasın deriz biz ona. Şöyle bir pökür pökür essin, hemen suyunu ilave edelim. Cıkırasın, pökür pökür essin. İki fokurdasın, iki cingıl cingıl essin. Ne yapacağız sonra? Suyunu koyacağız. Sonra suyunu koyacağız. Hafif hafif demlenecek, ondan sonra pişecek artık. Fazla da çok pişmesin. Cıngıl cıngıl etsin, hadi bakalım. Cıkır cıkır etmiş midir? Etmiştir canım. Hadi açalım. Bir görelim nasıl cıkır cıkır ediyormuş. Şimdi... Bir çevirelim bakalım. Şöyle özleşmiş mi? Evet, özleşmiş. Kaynamış, evet. Kaynar suyu. Yine çünkü zaten haşladım. Çıkırdayacak. Sonra da altını kısacağız, biraz pişireceğiz, değil mi? Aynen öyle canım. Harika. Tuzunu koyalım. Koyduk tuzumuzu başında koymuştuk ama az koymuştum ben. Biraz daha ilave edelim. Sakin ablacığım bize çok sevdikleri ve özenle hazırlamış oldukları fırında fasulyeyi yaptı. Şimdi Müzeyyen teyzeciğim bize mısır çorbası yapıyordu ama son bir aşaması kalmıştı. Onun yanına geçeceğim. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öp öp. Oh, buradan öp. Oh, canım. Oh. Ay canım. Canım, canım, canım. Gerçekten karşılaşınca nasıl oldu? Değil mi ki? Evin kızı geldi yani. Kötü şeyden televizyoncu geldi falan diye düşünemedim. Yani bu sanki... Değil mi? Hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Ne güzel. Ay. Canım sen de el hissettin mi? Evet. İki de sen de. Kıyamam. Ne yaptık şimdi? Şimdi mısır çorbamız pişti. Elini yaktı. Şimdi bunu alacağız. Bunun tereyağını ilave edeceğiz. İçinde neler vardı? Haşlanmış olan fasulye, haşlanmış olan mısır, bir de tuz koymuştuk içerisine. Evet. Sıcak su koymuştuk ve yarım saat kadar pişmesini bekledik. Evet. Şimdi tereyağımızı eritiyoruz. Üzerine pul biberimizi dökeceğiz. Üzerine serpeceğiz nane ile birlikte, değil mi? Evet. Servis yaparken de yoğurt ilave edeceğiz. Köyümüzde çok güzel lezzetler yaptık. Neydi onlar? Sakarca mıhlaması, mısır çorbası ve fırın fasulyesi. Şimdi bu güzel lezzetler soframızda olacak ama hazırlamış oldukları diğer yöresel lezzetler de soframızda olacak. Kayabaşı köyümüzün hanımlarıyla birlikte o sofrada bir araya geliyoruz. Bakalım diğer lezzetler nelermiş. Onları görelim. Kayabaşı köyünün bugün misafiriydik. Bizim için çok güzel hazırlıklar yaptılar. Neler hazırlamıştık? Sakarca mıhlaması yaptık, fırın fasulyesi yaptık, bir de mısır çorbası yaptık ama şahane bir sofra var ve sofrada Ordu'ya özgü güzel lezzetler var. Sakineciğim, Pervinciğim ve Müzeyyenciğim, canlarım benim. Kendileri özene bezene güzel lezzetlerini bizim için yaptılar. Ben sofradaki lezzetleri de merak ediyorum. Mesela bu nedir? Bu merucan dediğimiz tikenlerin ucunda olur. Daha çok ormanlarda, dağda,
çıtırlıklarda böyle. Çıtırlıklarda oluyorlar. He, onları toplarız böyle bir tane bir tane. Çok değerlidir, kıymetlidir yani. Harika. Fasulyemizin? O da fırın fasulyesinin kavurması. Kavurması. Onu biz daha çok ilkinci çaylarında falan çok nefis olur. Turşumuz var. Evet, orada salatalık turşumuz var. Dolmamız var. Pancar sarmamız, olmazsa olmazımız bizim. Yeşil lahana sarması. Hamsi iç pilavı. Harika. Fındıklı ballı börek. Şahane. Malum köy tavuğumuz. Harika. Pancar çorbamız. Karadeniz'e gelmişiz. Pancar çorbası yemeden dönmemek olmaz. Sizler de lütfen buyurun. Şahane bir çorba. Şimdi mısır çorbasını denemek istiyorum. Lezzet uzmanı Korkmaz'la kısa bir ara. Ordu Karadeniz'de çok güzel bir ilimiz. Türkiye'de çok güzel bir ilimiz. Gezilecek çok fazla yeri, tadına bakılacak çok fazla lezzeti var. Ordu'nun güzelliklerini sizlere yansıtmaya çalıştık. Yazın da geleceğiz buraya çünkü burası şahane bir yer. Her mevsim çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum Kayabaşı Köyü için. Ordu'ya gelirseniz Kayabaşı Köyü'nü ziyaret edebilirsiniz. Haftaya başka şehirlerde farklı lezzetlerle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.